Sevgili Neslihan Yeldan az önce söylediğim şeyler gerçekten öyleydi. Yani ben sizi izlerken her seferinde diyorum ki yani herhalde bu kadını düşünerek yazmışlar bu rolü. Çünkü o kadar hissettiriyorsunuz ki bize bunu. Ama aslında çocuklukta böyle başlamamış olaylar. E, oyuncu olmak için hayal kuran bir kız yokmuş galiba değil mi? E bambaşka aslında ailesinin istekleriyle tamamen zıt bir kadın varmış araştırmalarımıza göre öyle. E anne ee, çeyizler hazırlayan ama bir yandan da kızının e, efendim e, güzellik yarışmasına girmesini isteyen bir anne var. Öte tarafta ise moda tasarımcısı olmak isteyen bir genç kız var. Biraz dinleyebilir miyiz o hikayeyi? Ee, galiba 14 yaşında çizim yapmaya başladım ben. Hep bir stilist olacağım, tasarımcı olacağım, benim çizdiğim kıyafetleri insanlar giyecek derken bu galiba 17-18 yaşına kadar sürdü. Ama ben planlar yaparken hayat benim için başka planlar yapıyormuş ve 18 yaşında orta oyuncuların amatör kadrosuna girdim derken bir iki hafta sonra sahnede karşımda Ferhan Şensoy, Münir Özkul ve Erol Günaydın ve Rasim Öztekin'le hepsi nurlar içinde yatsınlar. Ne büyük şans. 18 yaşındayım liseyi yeni bitirmişim ve istediğim bölümü kazandım ama Ankara'da olduğu için gönderilmedim. Biz seni bırakmayız başka bir şehre dediler. O zaman dedim bir yılım daha var üniversite sınavına girmek için. Galiba bu hikayeyi çok anlattım. Biraz sıkıcı olacak ama e, o bir yılı nasıl değerlendireyim? Gideyim tiyatro yapabilir miyim? Yani hobi olarak bir deneyeyim yani vaktimi geçirmek amacıyla bir sonraki sınava kadar vaktimi doldurayım diye girdiğim tiyatronun kapısından bir daha çıkmadım. Sonra konservatuara girdim. Yani üniversite hayallerim aslında işletme okumak, işte moda okumak, belki İngilizce okumaktı ama ben İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdim. Yıldız Kenter'in öğrencisi olarak 5 yıl oradaydım. Yıldız Hoca benim hamurumu bir kere daha yoğurdu. Çünkü orta oyuncularda başka bir e, bilgi eğitimden geçmiştim. Ama konservatuar benim için çok değerli bir eğitimdi. E, ondan sonra da bir daha hiç çıkmadım galiba. İyi ki de çıkmadınız. Mekanı cennet edin. olsun. Hepsine hepsinin, gerçekten hepsinin. rahmet diliyoruz buradan. Peki anne baba e, ne dedi bu duruma? Yani bir anda tiyatro ee, var hayatınıza girdi çünkü. Prova saatleri, oyun saatleri hep geç saatlerde bittiği için küçük kızlarının onlara göre küçük o zaman 18 yaşındaki kızlarının e, Beyoğlu'ndan eve geç saatlerde dönmesini özellikle annem e, karşı çıktı ve ne olacak bu senin sorunun falan dedi. Yani destek olduklarını söyleyemem e, ama ben biraz asi bir genç kızdım hala da asiyimdir çok laf dinlemem. Genelde kafamın dikine giderim. Destek olmadılar ama herhalde sonradan gurur duymuştur annem. Bilmiyorum bu çok konuştuğumuz bir konu değil benim annemle. Babamı kaybettik. Babam karşı çıkmazdı ama annemin kafasında güzellik yarışmasına girecek. Hostes olacak. <laughs> <Postes> olacak. <laughs> Evlenip hemen çocuk doğuracak bir kız çocuğu vardı. Öyle olmadı. Ben ilk önce bir mesleğimi doğru düzgün yapmaya çalıştım. Hala da öyleyim. Hala da bana gelen rolleri elimden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. O yüzden belki dediğiniz bana yazılmış gibi oluyor roller. Hayır, hayır yani o rolleri ben gerçek yapmaya çalışıyorum. Bence oyunculuğun amacı o. Yani insanları inandırmak benim anlattığım hikayeye inanmıyorlarsa o zaman ben iyi oyuncu değilim yani. Öyle de yapıyorsunuz gerçekten. Elimden yani geleni yapmaya İstanbullu gelindeyken teyzoştunuz bizim için. Ee, sonra işte bambaşka bir kayınvalideydiniz. Ee, i̇yi ki de olmuş gerçekten. Teşekkür iyi ki de olmuş. ederim. Neslihan Hanım şimdi küçük Neslihan'dan bahsedelim biraz. Şöyle bir söyleminiz var. Üç yaşımdayken işe giden annemin arkasından pencerede ağlardım. Sonra evde. Ya Nihavent makamı ya da Türk pop müziği şarkılarını söylerdim. Babam da sesimi kaydederdi. Neden ağlardınız annenizin arkasından? E, annem, i̇şe gidiyor. Musun? İşe gidiyor, beni bırakıyor diye. Yani nasıl benim oğlum ben küçük o, o, o küçükken sete giderken ben onu çok götürmeye çalıştım. Hala daha e, Eylül ayında taşındı Londra'ya Aslan. Hala diyordu ki kaçta geleceksin? Kaş'ta gideceksin yani işte böyle bir ba bağlılık. Ee, babam da herhalde o dönem çalışmadığı dönem diye hatırlıyorum çünkü evde hep Türk pop müziği çalardı ve hep Nihavent makamı çalardı. Neden bilmiyorum ya da e, Türk sanat müziği çalardı da ben Nihavent makamını çok severdim. O da olabilir, Hala öyle. Aynen. Nihavent makamı benim için ee, bilmiyorum o ufacık çocuk 3-4 yaşındaki çocuk neyi ayırt etti de e, o, o makamı çok sevdi. Bütün söylediğim şarkılar Nihavent makamı. Hala çok severim. Ee, sesim var. Yani tabii çok eski şeyler. Mesela o... hangi şarkı? Oo. <laughs> ee, acaba Nihavent mi? O? Şimdi ilk aklıma gelen tabii söyleyemem o zaman sesim var zannediyorum ufacık çocuk söylüyorum ama o ağacın altını şimdi anıyor musun diye bir şarkı var mesela ee, Nihavent mi bilmiyorum. 3 yaşında bir çocuğun Ay, yani bütün, çok enteresan. Yani Türk sanat müziği şarkılarını nasıl söylüyorum nasıl söylüyorum ama... Hala söylüyor musunuz peki? Yok, hayır. hayır. Keşke yani o dönem e, eğitim alsaydım da belki müzisyen olurdum, belki solist olurdum bilmiyorum ki ama iyi bir e, şarkıcı solist sesim yoktur. Peki e, yıllar sonra e, babanızı kaybediyorsunuz. Evet. O baba sesini kaydeden baba muhtemelen sizin yeteneğinizin farkında. Hiç şey dediniz mi? Acaba benimle gurur duyuyor muydu? Ee, babamı kaybedeli 7-8 sene oluyor. Başım yani e, çok küçük değildim. Ee, babam benim bir sürü işimi gördü. Bir sürü tiyatro oyunuma geldi. Beni dizilerde seyretti. Ee, eğer bir başarım varsa Gördü babam ee, yani kaybedeli daha birkaç sene oluyor ee, babam çok duygusal bir insandı benim gibi balık burcuydu ee, en ufak şeye ağlardı yani ben sahneye de çıktığım zaman ağlardı sahneden inerken de ağlardı televizyonda seyrederken de ağlardı ee, çok kendisini ifade edebilen bir baba değildi ee, ama ben... ama siz hissederdiniz tabii muhtemelen onu değil mi? Evet.